geceleri bu tarz giyinen bir kızın taksicilik yapması beklenemez. Hiç CEO olmadım, bilmiyorum. Ben oldum zaman zaman. Bir insan zekasını en çok bana göre adaptasyon gücü belirler. Zaten ben hukukçuluk yapacağım ve bunu bir yani... Kim gelecek size? Kusura bakmasın, tamamen Bahar'ın özentiliği. Beraber bir kitap yazacağız yani, bu komik bulunmasın. En kısa para kazanacağım yol ve elimi şöyle bile kaldırmadan. Nihal Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyi. Çok iyi. Bir şey söyleyeceğim, bu kafadan şey sarkan şey yeni mi o da mı? Bunlar mı? Ha. Bilmem. Yani büyük ihtimal olur, moda değilse de. Peki bir şey söyleyeceğim, benim onları gözlük şey zannetmem. Deminden beri öyle zannettim ya ben onu. Hayır, öyle zannettim. Bunlar deniz taşları ve bunlar da inci ve benzeri boncuklar. Ben onları bayağı gözlüğün şeyleri zannettim. Allah beni kahretmesin. Şimdi ikili gruplar halinde size sorular soracağım. Lütfen bir tanesini seçip cevap verin. Diğerinin cevabını duymayacağız. Bir soruda isterseniz ikisine birden cevap vermek istiyorum deyip iki soruya da cevap verebilirsiniz. Bir soruda da ikisine birden cevap vermek istemiyorum derseniz o zaman size yeni bir soru sorarım. Soruları arkamdan takip edebilirsiniz. İlk grup, önünüzde ne var sizin? Bu telefonum. Evet de anladım onu da. Bu da çantam. Yok, telefon niye öyle duruyor anlamadım. Şey, kendime bakıyorum, ayna bulamadım da yakınlarda. Peki. Ya sorun mu sizin yok, için? Sorun. Saygısızlık olursa yok, hemen kaldırabilirim. Nasıl isterseniz. İlk grupla başlıyorum. İşte benim stream'le başlayan yolculuğunuzun sizi OnlyFans'e götüreceğini bilseydiniz yine de devam eder miydiniz? Ya da OnlyFans tecrübesi şu ana kadar size ne öğretti? Şimdi şöyle, OnlyFans yeni bir application uygulaması olduğu için... Hangisine cevap veriyorsunuz? Bire mi, ike mi? Yani ikisi de aynı içerikle alakalı zaman... ve birinci soruda böyle bir şey yapacağınızı tahmin etmiştim. Hangisine cevap veriyorsunuz? Birinci soruya mı, ikinci soruya mı? Birinciye buyurun cevap vereyim. OnlyFans yeni bir application olduğu için insanlar çok anlayamıyor. Ben bunu bir ay yaptım. Çünkü eğitimlerim devam ediyor. Ben hukuk son sınıf öğrencisiyim biliyorsunuz ki. Şimdi bir dersim kaldı. Hukuk bürosu açacağım için hatta bazı özel zevklerim, güzellik merkezi tarzı işletmemi vesaire kapattım. Aa. Evet. Onun dışında İngilizce eğitimi almak istiyorum. Hatta bir ay sonrasında İngiltere'ye gitmek istiyorum. Bunun için benim gibi bir kızın herhalde geceleri bu tarz giyinen bir kızın taksicilik yapması beklenemez. O taksicileri çok seviyorum. Hayatımı çok kolaylaştırıyorlar ama... Şimdi benim böyle bir takipçi kitlem varken OnlyFans dediğimiz uygulamada bana söylenilen... işte dekolte, bikinili fotoğraflar paylaşacaksınız. Biliyorsunuz nude art diye bir sanat dalı var. Yani ben bu şekilde bu işi götürebilirim diye düşündüm. Bir CEO maaşı kazandım bir ayda. Hatta 100.000 TL şu an CEO maaşına tekabül ediyor mu bilmiyorum tam olarak. Yanlışım varsa düzeltin. Hiç CEO olmadım, bilmiyorum. Ben oldum zaman zaman. O yüzden bir ay bunu yapmak mantıklı geldi. Çünkü bakınız hani tamam okey, muhafazakar çoğunluğun fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz ama bir insan zekasını en çok bana göre adaptasyon gücü belirler. Biz insanların zekasının belirtisi bulunduğumuz ortama adaptasyondur. O süreçte benim yabancı dil eğitimim için en kısa para kazanacağım yol ve elimi şöyle bile kaldırmadan... Çünkü bana göre bikinli fotoğraf paylaşmak ayıp bir şey değil. Sapık olan insan benim kolumun burasını da görüp... ...aa bu kızın kolunun burası çok güzelmiş, sapıklık yapayım diyebilir. Bunun direkt olarak psikolojik olduğunu düşünüyorum. O yüzden de OnlyFans bana bir aylık süreç için mantıklı geldi. Ama sonrasında... Hayalet şirketmiş bunlar. Yani ben konuşmuyordum. Menajer kızlar konuşuyordu. Hani bir kere dedim aa gireyim. Ben Instagram'ı zor kullanıyorum. Çok ancılık oynayan bir kız olduğum için hani bazı şeylerden dikkatimi veremiyorum. Çünkü anda kalmak bu sosyal medyada bilinenin aksine böyle
pozitif, toksik pozitiflik, aa andayız falan değil. Ciddi konsantrasyon isteyen bir şey. Bu yüzden de hani benim eksiğim olabilir. Girip bakmadım OnlyFans hesabıma. Bir süre sonra baktım ki burada özel mesajlar var. Sonrasında ben OnlyFans'ı avukatımla görüşerek bıraktım. Birinci ay paramı aldım, paramı kenara koydum. Sonrasında OnlyFans'e goodbye. Yani ya da bye bye Türkçe. Daha Türkçe en azından. Bilmeyenler için de, bence bilmeyenler için OnlyFans'in olduğunu da açıklamamız lazım. Yani geleceğin application olabilir ama Türkiye'de yasal olmadığı için şu an ben açıkçası devam etmek istemedim. Çünkü gerçekten avukat olmak istediğime karar oluyor? Verdim. Sizin bir sayfanız var değil mi? Instagram gibi bir hesabınız var. Evet. O hesabınıza insanlar üye oluyorlar. Evet. Ve üye olup sizin fotoğraflarınızı ya da sizin çektiğiniz videoları görüyorlar. Ücretli Instagram evet. gibi aslında ama bazı kızlar bunu ne bileyim porno da paylaşabilirsiniz. Ben Instagram'da senelerdir yaptığımı parayla fotoğraf paylaştım. Yani bikinli fotoğraf paylaştım ya da atıyorum short tişört yoga yaptığım video yerine daha mayokiniyle yoginimi paylaştım. Yani bununla bu parayı kazandım. Hani bunu siz tercih edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Bir sanat dalı var nude art dediğimiz bir sanat var. Hani ben bu şekilde yontabilirim diye düşündüm. Benim rahatsız olduğum nokta şirketin hayalet şirket olmasıydı. Bir avukat adayı olarak buna devam etmek istemedim. Yani istediği zaman beni dolandırabilecek bir iş ortağıyla devam etmek istemedim açıkçası. Bir de yani yasal değil sonuçta. İllegal şu an. Bir şey soracağım. OnlyFans bütün dünyada böyle değil değil mi? Türkiye'deki temsilcisi hayalet. Hayır. Şirket olarak yani benim bana güven vermedi açıkçası. Kendisi yapanlar var. Çünkü bildiğiniz kart veriyorlar size. Gidip para çeker gibi o application'la iletişimde çekiyorsunuz. Bir miktarını kesiyorlar vergi sistemi gibi. Yani dediğim gibi ben bunu yabancı dil okuluma para biriktirmek adına bir aylık süreçte yaptım. Paramı da ödediler. Şirkete de bir şey diyemem. Ödediler yani. O yüzden ama sonrasında benim asıl yapmak istediğim işin avukatlık olduğunu, hukuk fakültemi bitirmek istediğime karar verdim. Zaten iki dersim kalmıştı. Hangileri birinden kaldı? 80 aldım. Hangileri kaldı? Yani aslında daha benim ilgili olduğum alanlar. Yok, hangi dersler kaldı? Kıymetli evrak. Ona pek ilgim yok. Çek bonopolite. Ben paranın dönüştüğü şeyleri seviyorum. Direkt para aracı değil. Ama bir de şey, bu felsefik kısmı, metodoloji kaldı. Hukuk metodolojisi. Evet. Bir şey soracağım. Eskiden kıymetli evrak diye ayrı bir ders yoktu. Kara ticaret hukuku diye bir ders vardı. Ya. O siz kara hukuk fakültesi mezunu değildiniz. Tıp fakültesi bile olabilir ama hukuk değildi sanırım. Tıp olabilir. Tıp yani yok. Ne? Ben hukuk fakültesi mezunuyum. İstanbul hukuk mezunuyum. Gerçekten ben bunu nasıl kaçırdım? Çünkü daha çaykken sizin fanınızdım. Hani böyle jüri üyesiyken falan kalkıyordunuz, estiriyordunuz falan. Sonra, o dönemlerde. Sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Master yaptım. Sonra işletme doktorası yaptım. Sonra sosyoloji okudum. Bir de aşçılık okudum. Şimdi de kültürel miras ve turizm okuyorum. Wow. Ben de yemek dersleri almaya başladım ama benimki negatif tarafından. Nasıl? Anoreksiden. Peki. İkinci grup. Bizim gördüğümüz hayat tarzınızı sürdürebilmek için epey para harcamak gerekiyor gibi görünüyor. Sosyal medyadaki Nihal Candan için ayda yaklaşık ne kadar çıkıyor cebinizden ya da sosyal medyada ilgiyi canlı tutabilmek için sürekli bir el arttırma ihtiyacı var. Sürekli daha önce yapılmamış bir şey yapma çabası ne kadar yorucu? Şimdi ikinci soruya cevap vereceğim. Birinci soru çok maddesel geldi. İkinci soru, tam bir dakika neden soru değişti? Değişmedi. Ben de konsantrasyonla sosyal medyada ilgiyi canlı tutabilmek için sürekli bir el arttırma ihtiyacı var. Sürekli daha önce yapılmış bir şey yapma çabası ne kadar yorucu?
Şimdi birincisi sosyal medyada biraz eleştirel olacak. Aslında eleştirmemeyi öğrenmeye çalıştığım bir dönemde yanlış olabilir ama konuları, soruları önceden istemediğim için spontane takılacağım. İsteseniz de yollamazdık zaten. Yok zaten istemezdim çünkü planlı şeylerin başarılı, fazla planlı şeylerin başarılı olmayacağına inanıyorum. Şimdi şöyle, sosyal medyada daha önce yapılmamış bir şeyi yapmak gibi bir şey yok. Herkes kendine göre yorumlayıp ve benzeri şeyler yapıyor. Ama benim sosyal medyam gerçekten kendine has, özgün. Yani evet, alışveriş videosu, alışverişteysem alışveriş çekiyorum. Bir de biz biraz reality show yıldızı tanımı, dünyadaki tanımı aslında ben ve kız kardeşimin yaptığı şey. Dediğimiz gibi başında realite olduğu için tüm hayatımızı aslında çekiyoruz biz. Tüm bir günümüzü çekiyoruz. Hem yaşıyorum, hem o günü yaşıyorum hem de o günü izleyiciye yansıtıyorum. Ve bir de benim artık arkasında bir idea bırakma, işte o günün bir mottosu verme gibi bir kaygım da oluşmaya başladı son zamanlarda. Küçük çocukların da bizi takip ettiğini görerek, yani sokakta bile... fotoğraf çektirmek. Yani bu nedir? Gerçek hayatta da influencersınız. Influencer ne demektir? Takip ediliyorsunuz. Biraz bu bende baskı yarattığı için bir günün mottosu, bir günün yemeği. Yani bu tabii ki bir yerde abarttığımda, ki abarttığım bir dönem oldu. Hitler askeri gibi yaşıyorsunuz yani. Bunu yapayım, çekeceğim. İşte spora gitmem lazım. Çünkü bugün spor videosu çekeceğim falan. Bir anda hani severek yaptığım şeyleri aslında biraz da bunun için yapıyor hale gelince dedim Nihal dur, çarpı iki yoruluyorsun. O yüzden artık Instagram saatleri belirledim kendime. Yani sabahtan akşama kadar yayın işte yapmak yerine İşte ne bileyim bir öğlen paylaşıyorum. Paylaşmam gereken link mi var? İşte bekleyen bir markam var. Onu öğlen paylaşıyorum. Akşam daha çok birazcık daha lifestyle, birazcık daha o gün insanlara işte sağlıklı yemek ya da ne bileyim postürle alakalı yapması gereken bir hareket ya da DM'lerimi önceden kontrol edemiyordum bu 24 saatlik yayın sebebiyle. Şimdi birazcık daha isteklere cevap vermek üstüne kurulu bir sosyal medya dizayn etmeye çalıştım. Olmuş mu? Olmuş. Diğer grup. Yaptım oldu. Hiç arada durup keşke bu şöhreti ve parayı hukukçuluk yaparak kazanabilseydim diyor musunuz ya da sizce ne yaparsanız, hangi sınırı aşarsanız aileniz size verdiği desteği çeker ve arkanızda durmayı bırakır. Şimdi birinci soruda zaten ben hukukçuluk yapacağım ve bunu bir yani... Kim gelecek size? Ne davası olacak? Neden gelmesin? Hayır. Var mesela? Gelmesi için üç ayağım falan mı olması? Beynim yerinde, yani diğer organlarımın da işlevlerini tam olarak yerine getirdiğini ben şahsen hissediyorum. O yüzden bence... avukat olmak şöyle bir şey ya. Benim mesela atıyorum bir boşanma davam olsa seçerim. Yani sizi biz başka bir yerden biliyoruz ve anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Ya da atıyorum başım ceza hukukuyla derde girdi. Ceza avukatı olmak istemiyorum. Çünkü ne ben kendimi tanıyorum. Ne avukat olmak istiyorsun? Hakime aşk o. 7 yıldan mı yargılanacağız? Devam yakışık almaz o noktada. Ama bilişim avukatlığı bana çok yakışır. Dediğiniz gibi çatır çatır da boşarım yani. Onun dışında zaten kadına şiddettir, işte çocuğa şiddettir, hayvanlara, hayvan hakları ile ilgili ücretsiz hizmet veren bir hukuk bürosu açacağım. Ha, ücretsiz. Yani evet, parasız kalana kadar ücretsiz hizmet vereceğim bu konularla ilgili. Yani kamusal bir görev de üstleniyorum aslında. Çünkü biz erken yaşta aslında bu şöhreti ve parayı tattığımız için bir yerden sonra tek gerçekten ruhunuzu tatmin eden şey ne oluyor biliyor musunuz? Başarı. Karşılıksız iyilik. Başarı benim için sadece bir leke çıkarıcı. Yani ben beni biliyorum ama
herkes beni bilmiyor. Herkes televizyonda 19 yaşında bir yaklayan kız aklına geliyor. Ya da ne bileyim, aa kız kardeşi bunu şöyle yapmıştı, aa ablası da öyledir diyebiliyor. Ya da ne bileyim, spor bağımlısı aklına gelebiliyor. Bir gün yogini oluyorum ben zaten. Bir gün lolita oluyorum yani. O yüzden toplumda beyaz yaka mı saygı görüyor? Beyaz yaka mı söz dinletiyor? Buyursunlar beyaz yaka, avukat olacağım yaka. Yogini ne demek ya? Yoga yapan kadın. Ha, yoga ben yapan, yani. Yoga yapan kadın yogini mi deniyor? Evet. Ben bilmiyordum. Erkek yogi. Sizinle bir gün yapalım. Dağ pozu. Nasıl astım? Diğer grup. Kız kardeşinizle benzer bir yol takip etmeseydiniz de yine bu kadar dikkat çekici karakterler olur muydunuz? Birbirinizi gaza getirmek gibi bir işleviniz var mı? Ya da sevgiliniz Hakan Boy'un intiharı sizde nasıl bir iz bıraktı? Gözlüklerimi takayım ama ağlamak için değil. Düşünen emoji. Şimdi kız kardeşimle benzer bir yol takip etmemin sebebi, kusura bakmasın, tamamen Bahar'ın özentiliği. Ben 1,5 sene önce doğdum. O da işin kolayına kaçtı. Onun öncesinde gayet işleyen bir zihin. Zaten aslında ben bir işkoliyim. Yani 24 saat çalışıyorum. Uyumadığım tüm zamanda çalışıyorum. Ya sosyal medyam için, ya hukuk fakültesini bitirmek için. İngilizce eğitimi, DJ'lik eğitimi. Şimdi yemek eğitimleri almaya başladım. Size özeniyorum ben de. Bahar bana, ben size. Yani ben sürekli öğrenmek isteyen bir karakterim. Yani zaten bir ara spor bağımlısıydım. Günde 4-5 saatim spora gidiyordu. Yani sürekli üretmek, sürekli çalışmak üstüne kurulu bir hayatım var. Bahar da işin kolayına kaçıyor. Aa, ablam zaten üstünden 35 kere geçmiştir bu fikrim. Ben de öyle yapayım. Okulumuz aynı. Yani katıldığımız programlar artık, yani Survivor'a da katılırsa aynı. Katılacak mı? Sen abi mi gidecek? Yani gidebilir. Bilmiyorum. Ben Survivor'dan sonra spora başladım şey bu arada. Eğer Bahar Survivor'a giderse ben Survivor'ı seyrederim, söyleyeyim. Vallahi yani seyrederim. Bence ben de seyrederim. Çünkü olimpiyatlar açıyorsunuz, izliyorsunuz. Benim gibi, Bahar gibi karakterler dikkat çekici. Çünkü bu kız aç ne yapacak? Gerçi ben açlığa dayanıklıyım. Zaten Interfest, yani 18 saatlik diyetlerim olabiliyor bazı. Vücudumu dinlendiriyorum detox, retox mantığıyla. Ama bu şekilde, bu benimle alakalı değil. Bahar tercihen benim tercihlerimi like'lıyor. Ve biz ama çok farklı yorumluyoruz. Yani Bahar benden show business anlamında daha cesurdur mesela. Benim yapabileceklerim sınırlı. Çünkü ben sıkılıyorum. Yani dikkatim, konsantrasyonum dağılabiliyor. Ya da ünlü olmak ya da para olmak arzuları benim için 7. 8. sırada. Bahar bunu bazı dönemlerde biri alıp onun için fokuslanabiliyor. Ama ben huzurlu hissetmeliyim, yani iç huzurum olmalı. Yarışmada da zaten huzursuz hissettiğim dönemde her şey birbirine karıştı. Son grup. Kız kardeşinizle beraber yakaladığınız şöhret babanızın akademik ve siyasi hayatını nasıl etkiledi, ya da bütün bu şöhretli hayatın içinde kendinizi en değersiz hissettiğiniz an hangisiydi? Şimdi şöyle mesela başbakanımızın oğlu alkollü kaza yapıyor. Bundan başbakanımız sorumlu olmuyor gibi. Yani çocuğunuzdan sorumlu değilsiniz. Yasal olarak seçtiğiniz eşinizin davranışlarından sorumlusunuz. Neden? Bir sözleşme var. Siz onu seçiyorsunuz ve tercihen fiilen hala berabersiniz. Şimdi benim babamın benim yaptığım hareketlerden 25 yaşında bir kızım. Ayrı bir zihin, ayrı bir yönetici, ayrı bir yönetilenler diyeyim. Ben şimdi zihnimi yönetmeye çalışıyorum ama yani bundan etkilenmesi saçma. Yasal olarak da saçma bulunmuş ki insanlar çocuklarının yaptığı hareketlerden sorumlu değiller. Böyle de olması gerekiyor. Ben farklı bir mekanizmayım. Okey, evet, hepimiz evrene hizmet ediyoruz. Hepimiz birbirimize hizmet ediyoruz aslında baktığınızda, kendimize hizmet ederek. Ama şimdi babamın akademik kariyeri bir kere gayet yolunda.
Profesör oldu sanırım. Evet, bu sene profesör oldu. Beraber kitap yazmayı düşünüyoruz. Mesela o da farklı açılardan. İşte bu çocuklara tacizle alakalı bir tez yazmıştı. Benim birkaç fikrimi like'ladı ve onun beni beğenmesi benim aldığım en iyi iltifat. Babamın benim bu fikrimi hukuki noktada beğenmesi diyeyim. O yüzden beraber bir kitap yazacağız. Yani bu komik bulunmasın. Çünkü ben kişisel gelişim kitabı yazamam. Eğitim almadım o konuda. Ama fevkalade bir hukuk kitabında danışmanlık, yani babam aracılığıyla bir profesörle beraber yazabilirim. Neden? Çünkü 6 sene hukuk okuyan var mı? Ben okudum, yani okuyorum. Genel olarak hukuk fakülteleri 6 yılda biter de. Yok, 4 senelik. Hayır, genel olarak insanlar 6 yılda bitirir. Siz tabii okuma aşığısınız sanırım. Siz benim babamın kafasından. Babam da işte akademik kariyerde gayet iyi. Siyasi hayat olarak da dediğim gibi babamın fikirleri daha muhafazakar, biraz daha dünya çapında ne deniyor buna? Merkez sağ görüşleri deniyor. O şekilde. Ama bizim ailede anneannem de birazcık daha böyle daha ne denir ona? Birazcık sosyal daha demokrat. Böyle sosyal demokrat. Hatta fazla sosyalist seviyesinde. Onun dışında annem tamamen enerjiyle yaşayan bir kadın. Sezgicilik üstüne kurulu bir hayatı var. Yani yani bizim ailede aslında tam olarak bir demokrasi var. Anlatabiliyor muyum? Bahar daha farklı kafadan. Hani ben daha farklı bir insanım. Yani o yüzden farklı görüşlere çok alışığız biz. Yani çekirdek ailenin dışına çıktığımızda benim küçük bir kız kardeşim daha var bu arada. Öyle Su. Mi? Evet, biz 3 kız kardeşiz. O da mesela bilim adamı gibi. Diyorum bu kadar erken olgunlaşma lütfen. O kaç yaşında? 2008 doğumlu, liseye başladı şimdi. O da fen lisesi kazandı. Biz zaten üçümüz de fen lisesi mezunuyuz. Bu biraz babamın eğitim aşkı işte. Evet, ben de katılıyorum. İyi ki de öyle yapmış. Çünkü bence bir çocuğun aileden alabileceği en iyi şey bir eğitim, iki sevgidir. İkisini de bize verdikleri için Allah'a bin şükür yani. Hazırlanmış sorular bitti. Biraz şahsi meraklar kısmına geldik. Bakmalı mıyım? Bahar Hanım'la aynı evde mi yaşıyorsun? Hayır. Biz Bahar'la aynı evde yaşamayı denedik. Ama anladım. Denedik. Ama denenmiş şey denemek hiç yok kitabımda. Twitter gündemi hadise. Yani o yüzden yapamıyoruz yani. Aynı evde yaşamak çünkü ilişkileri yıpratan bir şey. Bence herkesin özel bir alanı olmalı. Yani aşkı memnun yalısında yaşamıyorsanız, hani herkes bir odaya kapanıp birbirini görmeyecekse, tabii eve beşir almamanız lazım. O her odaya girip çıkıyor. Yani öyle bir format yoksa bence kesinlikle ne erkek arkadaşla beraber yaşanabilir. Hatta ben evlenirsem kocamla bile komşu olmayı düşünüyorum yani. Yan yana böyle tutalım. Yani arada bir görüşelim. Onun dışında ayrı alanlarımız olsun. Hmm. Ki faydalı bir ilişki. Ne patojenik kadar olmasın bu ilişki. Bağırın mı birbirinize, ne kadar benziyorsunuz? Benziyoruz evet mu? Evet, bazıları çok benzetiyor, bazıları da nasıl bu kadar farklısınız diyebiliyor. Hareketleriniz, tarzınız falan da benziyor. Gerçekten mi? Vallahi ben benzettim. Ben sizi farklı buluyordum, öyle değilmiş. Dışarıdan, biz size bir röportaj yapmıştık hatırlıyor musunuz? Posta Gazetesi için. Evet, o talihsiz röportaj. Niye, hiç talihsiz. Bizi neden Hedit kardeşlere benzetmediniz? Algıda seçicilik. Hiç o şeyler yapmadım. Ne söylediyseniz onu yazdım. Mesela siz orada daha Bahar'a sahip çıkan, daha Bahar'a yol gösteren, daha tırnak içinde söylüyorum, aklı başında bir Nihal Can'dan benim tanımıştım. Benim şu an aklım başımda değil mi? Bakayım. Öyleydi. Siz de giderek Bahar'a benzemişsiniz sanki. Yani nasıl yani? Şimdi zaten aynı okullar ve aynı anne baba. Benzememiz çok başka bir şey değil ki bizim bir de olduğumuz çevrede inanın bir hafta birisiyle görüşelim. O da biz oluyor. Yani böyle bir etkimiz var. Alandayken, toplumdayken ben kendimi geliştirme konusunda sıkıntıya düştüğüm için
kız kardeşimle bile arama mesafe koydum. Yani çünkü maalesef birazcık böyle farklı, daha böyle kafanızın uyduğu, daha böyle elitist ya da spiralist bir tayfadan bir şeyler alabilirdim ben o saatten sonra. Çünkü dediğiniz gibi Bahar benim yansımam, ben onun yansımasıyım. İşte ne bileyim, bizim Hillside'daki Pelin de işte bir süre sonra bizim yansımamız gibi. Hani kız arkadaşlarımız da bu özentilik ya da kıskançlık vesaire değil. Çiftler neden birbirine benzer? Zaman geçiriyorsunuz bir şekilde ve hepimiz insanız. Yani baktığınızda ekonomiden en tepedeki de etkileniyor. İşte manav da etkileniyor. İşçi, en çok işçi sınıfı etkileniyor belki de, ama etkileniyor. Hepimiz insanız ve zaman geçirdiğimizde birbirimize benzememizden doğal bir şey yok ki. Bizim genetik ortaklığımız sizce nasıl yani? Az önce aile dizilimi konuşuyordunuz. Zeytin ağacından biraz yakaladım ama bizde bir genetik faktör var. Yani bizi aynı anne baba büyüttü. Ama ben Bahar'la aynı olduğumu kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü ben bundan erken yaşlarda kaçmak için yatılı okudum liseyi. Bahar'dan kaçmak için mi? Evet, hayır. Yani şimdi çok güzel. O benim ömürlük en iyi arkadaşım. Yani sonsuza kadar en iyi arkadaşım o benim. Ama dediğim gibi birbirimizin gelişimini etkilememeliyiz. Yani o benden etkilenmemeli bazen. Ben onun enerjisini düşürebiliyorum çünkü ara sıra. Yani onun yaptığı her şey bana doğru gelmiyor. Takdir edersiniz ki. Benim yaptığım her şey de onu tatmin etmiyor. O yüzden biz önceden çok fazla, o benim arkadaşlarım, benim seçtiğim okul vesaireyken, şimdi birazcık daha yollarımızı, ikimizin de geleceğinin daha parlak olması açısından, kendimizi bulmamız açısından birazcık daha, atıyorum haftanın her günü görüşüyorsak haftada bir gün görüşüp işte kültürel bir etkinliğe falan gidiyoruz. O şekilde planladık. Ve buna ön ayak olan da abla olduğum için benim. Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gözlükleriniz çok güzel bu arada. Aa, gerçekten sağ olun. Çok Sterling'imi beğendiniz mi? Sizin için yaptım. Çok güzel gözlükler. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun. Benim için de. Çok teşekkürler.